Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'li milletvekilleri son zamanlarda bir hayli FETÖ'nün siyasi ayağına hala operasyon düzenlenmedi. Hala siyasi ayağa serbest. Siyasi ayağına müdahale edilmediği sürece FETÖ ile mücadele edilmiş sayılmaz. Sadece o darbeci askerleri yargılamaktan öteye gitmeyiz falan filan diye böyle buna benzer. Yani ben uzun uzun onun sıralamış olduğu gibi hepsini burada tekrarlamayacağım. Ama her gün yeni yeni bir şeyler ekliyor. Şimdi bakın bunun asıl yarası e, o e, siyasi ayak e, FETÖ'cüler değil. Şimdi buna e, FETÖ tarafından talimatlar geliyor. Çünkü niye derseniz bakın FETÖ'cüler sadece bir partinin içerisinde değildi. AK Parti'nin içerisinde değildi. AK Parti'nin içerisinde bir sürü FETÖ'cü vardı. CHP'nin içerisinde bir sürü vardı. MHP'nin içerisinde vardı. HDP'nin içerisinde hepsinin içerisinde FETÖCÜ vardı. FETÖCÜ sağ sol hiç fark etmiyordu. Sadece en çok iktidara gelen veyahut da en popüler parti kimse ona destek olup daha çok devlet kademelerine sızmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu ve Popüler olan partileri de destekliyordu. Zamanında Ecevit'i, Demirel'i hep desteklediği gibi. Ama Erbakan hocamız hiçbir zaman buna taviz vermemişti. Bakın yıllardır hep Ecevit'ten, Demirel'den tutun. Hepsinde bu FETÖ parmak izi var. Şimdi bu FETÖ'cüler birbirlerini tanıyorlar. Çok iyi tanıyor. Bazıları daha üstünleri, alt kademedekilerini daha biliyor. Şimdi bunlar kripto oldukları için bazıları gizli, bazıları açık. FETÖ'nün e, siyasi ayağına ikide bir de darbe hani yapılmadı, müdahale edilmedi, yargılanmadı diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına üflemelerinin sebebi şu. Çünkü AK Parti'nin içerisinde şu anda FETÖ'den zamanında yani FETÖ'den e, yani işbirliği veyahut da FETÖ sevdalısı veyahut da FETÖ'ye bağlı Kişiler e, olduğunu biliyorlar. Şimdi 15 Temmuz darbe gecesinden sonra bunların çoğu ne yaptı? Gördüler, gerçeği gördüler. Bunlarla mücadele etmek için taraf değiştirdiler. Yani onlara artık yeşil ışık yakmıyorlar. Onların emrinde hizmetinde çalışmıyorlar. Ha, e, hükümetin ve halkın artık e, onlar da hani eski gücünde olmadıkları için tehdit şantaj yapamıyorlar. Şimdi eskiden e, diyelim 15 Temmuz öncesindekini düşünün o zaman ne kadar kuvvetli olduklarını ordunun tamamının e, emrindeymiş tamamı onların emrindeymiş ama e, nüfus olarak yarısından çoğuna nüfus etmişler. Bunların ellerinde savcılar, hakimler yani doktorlar, öğretmenler ne kadar milletvekilleri varsa, her tür bürokratlardan, emniyetten, müdürlükten her yerden saymakla bitmez. Her yere nüfus etmişler. Futbolun içerine, içerisine bile girmişler. Şimdi bu adamlar e, o zaman hani o zamanki zamanında olsa bu milletvekili kim ki? Yani istediği partiden olsun hoplatırlardı. Yani anında hemen ipini çekerler, onu bitirirlerdi. Şu anda hükümet son derece yani e, çok Güçlü ve hırslı bir şekilde e, FETÖ ile mücadele Verirkene hiç taviz Vermeden bu sefer ne yapıyorlar Bu adamlar artık FETÖ'ye hizmet Etmeyince bazı o kişiler yani Onlar e, FETÖ'nün e, taktiklerini, FETÖ'nün diğer adamlarını yapacak olduğu hareketleri e, hükümeti, e, devleti Erdoğan'ı bilgilendirip Erdoğan'ın önüne ışık tutup, aydınlatıp şu yoldan gidersen daha başarılı olursun, böyle devam et onlar şuradan zayıflatırsın, onlar buradan güç alıyorlar burada kalabalıklar, onlar burada yapılanıyorlar bunlar destekliyor diye böyle kişi kişi isim isim isimlerini vermeye başlayınca, onlar oradan sıkışınca hemen CHP'ye, hemen oradan sufleyi üfürüyorlar. Ne diyorlar? De ki siyasi ayağına müdahale edilmedi, tutuklanmadı. Çünkü çıkıp CHP hani bu siyasi ayak e, müdahalesi başlamış olsa CHP'nin içerisinden bu milletvekillerinden hani alacak olsalar o zaman o AK Parti'nin içerisinde de olanlar şu anda kesin yani sayısı tam net değil onlar da almaya başladıklarında ne yapacak? FETÖ e, kendisine e, kendisine yöneltilmiş e, veyahut da kendisine ele veren FETÖ ile mücadelede büyük e, devlete katkısı bulunan FETÖ'nün içerisinde yer almış, taktiğini bilen, adamlarını bilen kişiler bu sefer e, ceza alıp hapse gidecekler. Geçmişlerinden ötürü. Şimdi bugünkü e, konumları, durumları, yapmış oldukları hani e, iyi tavırlar artık fark etmeyecek. Artık onlara üye miydi, Üyeydi. Onlarla içinde bulundum, bulundu. Yani e, bazı yani bir başlamış olsa bu iş çorap söküğü gibi onlar da çeşitli belgelerle bilgilerle donelerle hakimlere savcılara ulaştırıp o e, ikili oynayan artık FETÖ'den yana olmayan devletten yana olan milletvekillerini hemen anında o e, belge ispatlar bayloklar buna benzer bir sürü e, hani donelerle FETÖ'ye ihanet edenleri FETÖ onları ele verdirip hapislere atıp çürüttürüp bu sefer de devleti yavaşlatma politikası uygulayacaklar. FETÖ ile mücadelede duraklatmaya geçirecekler. Ama işte yani örnek olarak şunu söyleyeyim size. Bundan birkaç sene önce bir sene öncesine kadar Metin Fevzi oluyor biliyorsunuz Baro Birliği Başkanı, Barolar Başkanıydı. Önceden Erdoğan'a ne kadar muhalefet ediyordu, ne kadar Erdoğan'a karşıydı biliyorsunuz. Şimdi ne yapıyor? Devletin, hükümetin yanında olacağım derken do dolayısıyla Erdoğan'a yaklaşıyor, mecbur kalıyor. Çünkü devletini, milletini seven adam Erdoğan'a yaklaşmak zorunda, mecbur. Başka çaresi yok. Dolayısıyla bu sefer de ne yaptılar? Adamı dışladılar. Adamı istenmeyen adam ilan ettiler. Her mecrada artık Metin Fevzioğlu'na saldırıyorlar. İnanmıyorlar, güvenmiyorlar ve bir daha da baro başkanı seçmeyecekler. Aynı şekilde Erdoğan'ın içerisinde e, devletinden yana olmayan, milletinden yana olmayan Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibiler elendi gittiler. E, MHP'nin içerisindeki FETÖ'cüler ise e, mecburen MHP'yi ele geçiremeyince, yani ele geçiremeyince mecburen yeni bir parti kurup e, Türkiye'de FETÖ'yü seven, destekleyen alt yapılarının, hani hep mağdur mağdur diyor ya Kılıçdaroğlu, o e, tutuklanan, içeri atılan hani askerler olsun, ona benzer bir sürü e, KHK'yla... Memurluklarından hani devlet görevlerinden ihraç edilenler açığa alınanlar bundan hep anneleri babaları aileleri ve e, bu FETÖ'ye hani gönül vermiş cemaat diyerekten ona üye olan onu destekleyen bir sürü yardımlarda bulunan onu seven sempati duyan hala bir sürü iş adamları e, esnaflar ve e, bir sürü kişiler var bu insanlar işte e, büyük bir kitle oluşturduğu için e, bunların e, oyunu MHP'ye veyahut da AKP'ye kaptırmamak için bir parti kurup bu partinin içerisinde de FETÖ'ye yakın FETÖ'nün gizli kripto milletvekillerini bazı partilerden kendilerine kendi saflarına çekip yeni bir parti çıkarmak zorundaydı ki ne mecliste hala FETÖ'yü destekleyen bir eli ayağı kolu olsun diye. Bunun sayesinde de Meral Akşener FETÖ'nün içeri, şey, MHP'nin içerisinden çıkartıldı ve yeni bir parti kurarak hep bütün FETÖ'cüleri oraya MHP'nin içerisindekileri sünger gibi böyle çektiler. Artık MHP'nin içerisinde FETÖ'cü ne kadar işte milletvekili sevdaları varsa kriptocular Meral Akşener'in partisinde birleşti. Meral Akşener'e ben önce hani dişi kurdum asenayım diyerekten bazı bir kısım MHP'lilerin hani ülkücülerin oyunu kaparak FETÖ'cülerin oyunu kaparak yine meclise girmeyi başardı şu anda ve e, e, ilk başında da demiş olduğum gibi bu e, AK Parti'nin içerisindeki FETÖ'nün gizli şifrelerini, bilgi belgelerini bilip de devletiyle paylaşan, artık devletine çalışan insanların artık cezaevine gitmesi için onları veyahut da canıyla, malıyla, eşleriyle, çocuklarıyla tehdit edebilecek bir FETÖ yapılanması devlet kademesinde olmadığı için ne yapıyorlar bu sefer işte Kılıçdaroğlu'nu öne sürüyorlar. Daha sonra da Kılıçdaroğlu aracılığıyla bu FETÖ'nün siyasi yapılanmasına müdahale diyerekten, e, müdahale edilsin diyerekten AKP'nin içindekilerini temizleme babından e, e, FETÖ ile mücadeleyi duraklatmak istiyorlar, geriletmek istiyorlar. Şimdi diyelim ki e, FETÖ ile mücadele başladı. Hani FETÖ ile siyasi ayak mücadelesi başladı. E, Meral Akşener FETÖcü çıktı. E, Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'cü çıktı. Ne yapacağız? Tutuklanabilecek mi? İçeri atılabilecek mi? Hayatta istedikleri kadar suç bile işleseler bunlar ikisi parti liderleri oldukları için, başkanlar oldukları için bunlara dokunamazsın. Bunlar demirbaş. Bunlara dokunduğun bütün dünya yer yerinden oynar. Sallanır. Buna dokunamazsın. Hayatta dokunamazsın. Bin tane ispatın delilin olsun yine de dokunamazsın. Şimdi bakın e, suça bulaşmış HDP'nin e, iki tane milletvekili Musa Farisoğlu ve Leyla Güven ne yaptılar bunlar. E, PKK cenazelerine katıldılar. PKK'lı dağın kandilin e, aranan kişileri araçlarında hani muhafaza ettiler, korudular, evlerinde beslediler, dokunulmazlıklarına onlara şemsiye oldular. Bir sürü cezalara hani suçlara karıştılar, bulaştılar ve fezdeki hazırlandı. Milletvekillikleri düşürüldü bunların. Daha sonra ne oldu bunlar? E, ihraç edildiler, atıldılar milletvekilliklerine yargılandılar. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi çıktı? Dedi ki sen dedi bir milletvekilliğini dedi Vezdeki hazırlayıp milletvekilliğini düşüremezsin. Sen onlara ceza vermiyorsun. Onları millet seçti. Dolayısıyla onları seçen millete ceza veriyorsun. Sen onları hapse atarsan o zaman herkese atman lazım. O zaman tek parti sen ol. Senden başka kimse olmasın. Sana muhalefet edecek hiçbir kimse kalmasın. Herkese bir bahane bul. Bir hani bir şey suç bul hepsinin milletvekillerini düşür tek başına kendin kal diyerekten onların tutuklanmasına en çok tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani iki tane suça resmen Türkiye Cumhuriyeti'ne hani FETÖ'ne PKK'ne aynı e aynı mevkideler. Bunlarla mücadelede eşit olmadıktan sonra onları tutuklayıp içeri attırınca HDP'li milletvekillerini CHP hoplayınca e şimdi FETÖ'den olup da tutuklasan 5 tane MHP şey, CHP'nin içerisinde milletvekili o ne olacak? Ortalığı karıştıracak. Halkın seçtiği özgür irade, yok milletin oyuna saygısızlık, yok Demokratta olmaz sosyal devlet, hukuk devleti bilmem ne ne kadar delil var falan filan diye aynı şekilde Çiğli Belediyesi Başkanlığı FETÖ'den tutuklandı, hapse atıldı. Bir dünya e, ne yaptılar? Kalktılar destek yürüyüşleri destek mesajları, destek her şeyi yaptılar ama sonra ne oldu? Baktılar ki ne bütün deliller, bilgiler, belgeler onda bir şey diyemiyorlar. Hadi bir kere daha tutukla bakayım. Kendi tutukla FETÖ'nün siyasi ayağına ama sakın ha CHP'nin hiçbirine dokunma. Fetöcü olduğunu yüzde yüz bilse yine dokunma. Meral'e de dokunma HDP'ye de. Sadece MHP'nin içinden tutukluyorsan tutukla. Bir de AKP'nin. Onlar bunu istiyorlar. Yoksa FETÖ'nün siyasi ayağıymış, şuymuş, buymuş hepsi kayonlarda. Sadece FETÖ'nün yolunu önünü hani açıyorlar devletin yapacak olduğu müdahaleleri ve mücadeleyi yavaşlatıyorlar başka yaptığı bir şey değil bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla fetöyle mücadele etmiyor edecek olsaydı 15 Temmuz'a tiyatro demezdi 15 Temmuz'a hani kontrollü darbe demezdi o 20 Temmuz'da yapılan eh, o hal sonrası tutuklamalara eh, siz eh, asıl darbe 20 Temmuz'da oldu diye yaygara koparmazdı. Adam eh, o hali çıkarmasaydın eh, eh, adam devletin kaç bilmem ne kademesinde memur, amir, komiser, komiser yardımcısı bir sürü yani emniyet müdürü bunların hiçbirisini eh, ne gözaltına alabilirsin ne sorgulayabilirsin hiçbir şey yapamazsın. Bunların hepsi eh, demirbaş olduğu için Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Sayıştay'dan, Savcılık'a bin tane yerden eh, emir, izin dilin e, gerekiyor. Bunlar Avrupa haklar var, insan hakları var, bir sürü şeyler var. Bu adamlar uyanık. Bu adamların hani böyle bir hafif bir araştırmaya girdiğin anda hemen bunu öğrenince tüy hemen kaçacak Avrupa'ya. Sen bundan mı uğraşacaksın? uğraşacaksın. Çıkart o hal işte anında şüphelendiğine kapsını çal al al bir kenara hemen kom kompütör bilgisayar ne varsa el koy bak ara araştır oradaki delilleri bul. Sen o adamın hakkında dava açıp mahkemelerde savcılıklarda bir şey yaptığın zaman içerideki savcılar zaten FETÖ'cü anında bilgi verip e, bunlara haberdar edip o elinde ne kadar CD bilgi belge her şey varsa yok edecek imha edecek sen o varana kadar adam uçmuş bile olacak ne bilgi bulacaksın ne belge anında bir gece kapsını çalacaksın adama diyecek eksi kardeşim evine giriyorum bakıyorum belge bilgi ne var sen Fetö'ye ait misin FETÖ müsün? değil misin böyle bir şeydir işte o 20 Temmuz o hal budur. O hale e, gerçek darbe bu diyen işte FETÖ'cülerin yargılanmasını istemeyen işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Daha ne siyasi ayak arıyor. Kendisinden hala siyasi ayak mı var? İkide bir de FETÖ'nün vermiş olduğu belgeleri sallayıp da Manadası Manadası deyip de Erdoğan paraları yok Bilal Erdoğan yok Erdoğan paraları kaçırdı. Yok Panama'da şu kadar şirketi var bunu var şunu var deyip de belgeleri bilgileri FETÖ'den alıp uydurup fişleri faturalı daha sonra 197 milyar eee tazminat davasını kaybedip de Erdoğan'a 197 milyar tazminat ödemedi mi? Memur ke kendi milletvekillerinin maaşlarından beşer milyar beşer milyar kesti ödedi ya. Sen bundan ne FETÖ'nün siyasi ayağı mücadelesi yapıyorsun? En alası kendisi. Şu anda FETÖ'nün bir numaralı adamı Kılıçdaroğlu olsun yarın gidip onu tutuklayamazsınız. Kılıçdaroğlu asla tutuklanmaz. En büyük cezayı da yap yapsa Türkiye'de işlese seni tutuklayamazsın. Dünya yerinden oynar kardeşim. Kılıçdaroğlu tutuklanabilir mi? Tutuklanamaz. Böyle bir devlette yaşıyoruz işte ya. Suç e, muhalefetin lideri veyahut da Meral Akçener gibi bir böyle büyük e, liderlerde oldun bir de yapamıyorsun abi. Tutuklama diye bir şey yok. Bütün halk, vatandaş, Avrupa Amerika, Rusya herkese ayağa kaldırırlar. Birleşmiş Milletlere kadar giderler. Evet arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.